ülkede umut asla kaybolmaz. Herkes ondan bir parça taşır. Anadolu'nun toprağında, derelerinde ve emekçinin avucunda tüm ülkeyi dolaşır. Bir mirasımız var bizim. Cumhuriyetimizi ve geleceğimizi inşa eden. Biz bu mirastan aldığımız güçle yola çıktık. İkinci yüzyılın iktisat kongresi işte böyle doğdu. Maceramız ön buluşmalarla başladı. Çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf hepimiz aynı meydanda birleştik. Birbirimizi dinledik, hayallerimizi paylaştık. 8 ay süren hazırlık sürecinde paydaş toplantılarında umudu örgütlemek için 9 kez bir araya geldik. Tam 72 saat süren buluşmalar düzenledik ve hep birlikte düşündük. Bugünün siyasal ikliminde geleceği inşa ettiğimiz 2. yüzyılın iktisat kongresi için ortak akıl ve vicdanla kararlar aldık. 54 ilke, 192 karara imza attık. Ardından uzman toplantılarımız başladı. Birbirimizden razıyız, doğamıza dönüyoruz. Geçmişimizi anlıyoruz, geleceği görüyoruz. Bu toplantılarda paydaşlarımızın sahadan gelen görüşlerini akademik bilgi ve kavramsal düşüncelerle buluşturduk. İlk buluşmamızda farklı kültürel toplulukları temsil eden birçok uzman, akademisyen ve fikir insanı bir araya geldi. Demokrasi ve insan haklarını konuştuk. Birbirimizden razıyız dedik. İkinci buluşmamızda Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen uzmanla ekoloji ve ekonomi arasındaki ayrılmaz ilişkiyi konuştuk. Doğamıza dönüyoruz dedik. Gelecek ve geçmiş arasındaki köprüleri güçlendirmek ve geleceğin Türkiye'sini sağlam temeller üzerine inşa etmek için geçmişimizi anlıyoruz toplantısını gerçekleştirdik. Tarihçiler, arkeologlar ve diğer sosyal bilimcilerle bir araya geldik. Geleceği görüyoruz başlıklı son uzman buluşmamızda geleceğin Türkiye'sini inovasyon, teknoloji ve değişen dünyayla uyumlu bir şekilde tasarlamanın yollarını belirledik. Bu sürece 180 kurum, 500'den fazla delege, 200'den çok uzman katıldı. 50 fikir önderinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu ufkumuzu daha da ileri taşıdı. 1000 sayfaya aşan öneri metni, rapor, tutanak oluştu. Yolculuğumuzu umut ve cesaretle sürdürürken 6 Şubat'ta ülkemiz yeryüzünün en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 11 ilimizde açılan derin yaralara merhem olmak için yine tarihin gördüğü en büyük dayanışmalardan birini gerçekleştirdik. Gördük ki böylesine büyük acıların bir kere daha yaşanmaması için tek bir şeye ihtiyacımız var. Değişmek zorundayız. Çünkü coğrafya kaderdir ama yıkım kader değildir. İkinci yüzyılın iktisat kongresi bir davettir. Şehirlerin depremlerle yıkıldığı, doğanın dengesini altüst ettiğimiz bir çağda bu kongre Türkiye'nin Türkiye'ye ve Türkiye'nin dünyaya bir davetidir. İkinci yüzyılın iktisat kongresi yeniliğe, vicdana, yürüyüşe, doğamıza, değişime, sadakate, çokluğa ve birliğe yapılan bir davettir. Bu davetin amacı geleceği hep birlikte inşa etmek. İkinci yüzyılın iktisat kongresi yeni bir iktisat hayaline yapılan çağrıdır. İzmir'in yeniliğe çağrısına katılarak kongremizin bir parçası olan herkese minnettarız. İktisat biziz. Evet, bu güzelim salonu dolduran çok değerli konuklarımız, çok değerli genel başkanlarımız, çok değerli müstakbel Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüzyıl, ülkelerin tarihinde çok önemli bir kilometre taşıdır. Onun için önce 100 yıl öncesinden birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 100 yıl önce yine İzmir'de yangının üzerinden 5,5 ay geçmiş, barış görüşmeleri Lozan'da kesilmiş, heyetler geri dönmüş, akıbetinin ne olacağı belli değil. Bütün ülke yanmış, yıkılmış, on binlerce insanımız savaşta canını kaybetmiş. 100 yıl sonra yine çok katmanlı krizler ülkesi haline gelmiş bir ülke, ekonomik bir enkaz, ekonomik krizin bir enkazıyla baş başa
Üretimin dibe vurması, verimliliğin sona ermesi, gençlerin umutsuzluğu, %86'sına sorulduğunda geleceğe dair hayalin ne diye bir fikrim yok cevabı verilen bir ülke. Kadınların unutulmuşluğu, bu da yetmezmiş gibi 11 ilde büyük bir yıkım. 100 yıl önce neden İzmir seçilmiş? Yüzlerce yıl boyunca bir liman kenti olarak birlikte yaşam kültürü konusunda büyük bir birikime sahip olması, Anadolu'daki birçok ilke imza atması, farklılıkların refah yaratan bir zenginlik unsuru olarak kullanılması, 8500 yıllık geçmişe sahip İzmir, tarih boyunca farklı uygarlıklar doğurmuş, İzmirliler birlikte yaşamın sihrini bulmuş, şifrelerini keşfetmiş, çok sesli ve çok renkli bir yaşam biçimini refaha dönüştürmüş. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk İzmir'i seçmiş. Peki neden yeni bir devlet kurulurken o devletin, cumhuriyetin iktisat politikalarını belirleme görevini meclise vermemiş ya da bir uzmanlar heyeti oluşturmamış da Türkiye'nin her yerinden, Anadolu'nun her köşesinden 3000 delegeyi o karlı kış koşullarında İzmir'e davet etmiş, 1135 tanesi varabilmiş İzmir'e ve 16 gün süren iktisat politikalarını belirleme kongresine katılmışlar. Biz de tam buradan yola çıktık. Toplumun kılcallarından beslenerek bir gelecek inşa etmeye karar verdik. 180 kurumdan oluşan çiftçi, işçi, sanayici, tüccar, esnaf kuruluşları. Bunların temsilcileri 500'ün üzerinde delegeyle uzun saatler süren 21 ayrı toplantı gerçekleştirdik. Bunların sonucunda 54 ilke, 192 kararı, 200'ün üzerinde akademisyenle oluşturduğumuz 4 ayrı masanın önüne getirdik. Bu ilke ve kararlar doğa, demokrasi, tarih ve inovasyon başlıkları altında buluşan çok farklı disiplinlerden akademisyenlerin bilimsel filtresine tabi tutuldu. 200'ün üzerindeki akademisyen alınan ilke ve kararları kendi bilimsel disiplinleri çerçevesinde kavramsallaştırmaya çalıştı. Ve nihayet 50 uzmanın yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu'nda tüm bu çalışmalar son haline kavuşturuldu. Son iki gün paydaşlarımızın yaptıkları çalışmalar birbirlerinin değerlendirilmesine sunuldu. Ve uzman masalarından gelen değerlendirmeler müzakereye açıldı. 100 yıl öncesinden farklı olarak doğa da bir paydaş olarak ekonominin önemli dinamiklerinden biri olarak değerlendirildi ve masaya dahil edildi. Tüm bu çalışmaları yaparken bize ilham veren Atatürk'ün bu kongre için izlediği yol ve yaptığı kurgu model oldu. Yola çıkarken sadece ortak akılla inşa etmekle ilgili bir kararımız vardı. Ama bunun sonucunda oluşacak içerikle ilgili bir fikrimiz yoktu. Gördük ki ortak akılla inşa edilen bu süreç ortaya çok güçlü bir içerikle çıkardı. Hiçbir sorunun tek başına çözülemeyeceğini ve ancak uzlaşmayla topyekün ve sürdürülebilir çözümler üretilebileceğini gördük. İki gün sonra yapacağımız oylamayla tüm paydaşlarımızın katılacağı kapanış oturumunda ortaya çıkacak kararlar ve ilkeler geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Biz yola çıkarken bugünün siyasal ikliminde bugünün sorunlarına çözüm aramak için değil, bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye'sinin inşasına katkı vermek için yola çıktık. Biz sadece köprüleri, yolları ve binaları değil, iyi tasarlanmış bir geleceği de miras bırakmak istedik. Bugün Millet İttifakı'nın değerli liderleri olarak siz değerli genel başkanlarımızın izlediği yol da bundan farklı değil aslında. Toplumun kılcallarından beslenen
ve farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği toplumsal mutabakatla ortaya konulan bir gelecek Türkiye'si inşa ediyorsunuz. İkinci yüzyılın İktisat Kongresi, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik anlarda Millet İttifakı'nın attığı tarihi adımlara İzmir'den yaptığımız gönülden bir katkıdır. Katkımızın içinde binlerce işçinin, çiftçinin, iş insanının alın terini ve ruhunu koyduk. Yüzlerce uzmanın birikimini koyduk. Umarım kabul buyurursunuz. Artık çok iyi biliyoruz. Bir şey değişecek, her şey değişecek.